Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben eğitmeniniz Hasan. Bugünkü eğitimde Windows 11'de Hz ayarını nasıl yapabiliriz birazcık bunlara değineceğiz. Mesela gittiniz 144 Hz destekleyen bir monitör aldınız ama hala 60'ta kullanıyorsunuz, 50'de kullanıyorsunuz ve 5994'te kullanıyorsunuz. Bunu nasıl 144'de yükseltebiliriz? Bu eğitimde bunu göreceğiz arkadaşlar. Dilerseniz şimdi masa üstümüze geçelim ve eğitimimizin detaylarına doğru inelim. Öncelikle arkadaşlar Windows ve I logo tuşlarına buradan bir defa basıyorsunuz ve sistemin seçili olduğunu buradan doğruluyorsunuz. Sistem seçili olduktan sonra ekrana bir defa geliyorsunuz ve ekrana buradan bir defa tıklıyorsunuz arkadaşlar. Şu an benim bilgisayarımda iki tane ekran olduğu için bunların arasında ayrı ayrı seçim yapabilirim. Öncelikle arkadaşlar ölçek ve düzenden önerilen ölçeğin seçili olduğunu lütfen buradan doğrulayın. Bakın. Bazı kullanıcılar şunu yapıyor arkadaşlar yazılımsal olarak 1280'e 720 piksellik bir monitöre 1920'ye 1080'lik görüntü almaya çalışıyorlar. Bu da görüntülerde bozulmaya neden oluyor veya 1920'ye 1080 yani Full HD bir monitörde HD görüntü almaya çalışıyorlar arkadaşlar. Bu da ne oluyor? Görüntülerin bozulmasına sebebiyet veriyor arkadaşlar. Şimdi hez ayarını yapabilmek için buradan ilgili ayarların hemen altında gelişmiş ekran ayarları bölümü var. Gelişmiş ekran ayarlarına bir defa tıklıyorsunuz ve gördüğünüz gibi monitörünüzün özelliklerini buradan görüyorsunuz arkadaşlar. Benim hezde bir alakam, bir işim olmadığı için, oyun gibi şeylerle ilgim olmadığı için arkadaşlar bana şu an 60 Hz'lik bir monitör buradan yetiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradaki bir yenileme hızı seçim bölümünde hangi yenileme hızını kullanmak istiyorsanız arkadaşlar buradan onları seçebiliyorsunuz. İsterseniz atlamalı seçersiniz ama kesinlikle tavsiye etmiyorum. 60 seçerseniz maksimum benimki 74.99 seviyeye kadar buradan destekliyormuş ama benim için 60 şu an için yeterli yani herhangi bir problem yaşamıyorum ben. Siz buradan 144 çıkacaktır veya 75 çıkacaktır dediğim gibi. Buradan hangi yenileme hızını kullanmak istiyorsanız onu seçeceksiniz ve işleminiz burada tamamlanmış olacaktır arkadaşlar. Hemen buradan kameramıza geçelim ve eğitimimizin yavaş yavaş sonuna gelelim arkadaşlar. Beni eğitmeniniz Hasan. Bir sonraki eğitimde de görüşmek üzere. Demeden önce kanala abone olup bildirimler açmayı lütfen ihmal etmeyin. Kendinize çok çok dikkat edin. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.